Her geçen gün yeni bir yöntem deneyen dolandırıcılar pek çok kişi ağına düşürüyor. Peki mağdur olan kişiler yıllarca hakkını aramak için uğraşırken suçlular yeteri kadar ceza alıyor mu? Dolandırılmamak için ne yapılmalı? Yanıtını CNN Türk ekibinden Ceren Meriç'in haberini izleyelim. Nereden buluyorlar numaramızı? Nereden alıyorlar? Biz de şaşırıyoruz yani. Son dönemde siber suçlarda ciddi bir artış var. Mesela adam bulaşık makinesi alıyor. Oyuncak bulaşık makinesi gönderiyorlar firmalar. Parasını ödüyor. Ödüyor. Alışveriş yaparken ya da sosyal medya kullanırken pek çok kişi saniyeler içerisinde dolandırılabiliyor. Öyle ki kiminin banka hesapları boşaltılıyor, kimi de iş ararken sahte ilan sitelerine parasını kaptırabiliyor. Bazen sahte bir iş ilanı sitesi, hatta bazen çok bilindik bir sitenin klonunu oluşturuyorlar. Bazı sitelerde ufak bir ücret almaları gerektiğini ifade ediyor. İşte o komisyonu vereyim derken elindekinden de olmuş oluyorlar. Bu işi meslek edinmiş kişileri ve grupları görüyoruz. Ve bu gruplarda tabii ki örgütlü bir şekilde hareket ediyorlar. Peki dolandırıcılık neden arttı? Cezalar caydırıcı değil mi? Bu dolandırıcıların aldığı güç maalesef bizim cezalarımızın düşüklüğünden 3 ay, 5 ay, 6 ay gibi bir cezaevi sürecinden sonra tahliye olmalarından kaynaklanıyor. Cezalar caydırıcı değil. İnsanlar artık fütursuzca davranmanın bedelini ödemiyorlar. Dolandırıcıların önüne geçilmesi gerekiyor. Ağır cezaların çıkması gerekiyor. Cezalar mı az? Hafif olmazsa bu kadar olmaz. Bir yıldan 5 yıla kadar bir suç söz konusu. Niteliksiz dolandırıcılıkta. Nitelikli halinde ise 5 yıldan 10 yıla kadar çıkabiliyor. Cezalar caydırıcı değil, bir de takibi sanırım çok zor oluyor arka planda. Sizce cezalar caydırıcı değil? Caydırıcı değil. Olsa zaten bu şekilde olmaz. Vatandaşlarımız mağdur olduktan sonra para ödendiği takdirde şikayetlerinden vazgeçiyorlar. Bu da dolandırıcılara açıkçası bir güç katıyor. Mağdurlar şikayetini çektiğinde dolandırıcının cezası da düşüyor. Dolandırıcılar 3-5 ay sonra cezaevinden çıkıyorlar ve yine işlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bu konu hakkında da ciddi bir düzenleme yapılması gerekiyor.